Herkes e, işini doğru yaparsa, doğru yaparsa Müslümanca yapıyor zaten. Tamam. Şimdi şöyle. Yeni refahla ilgili İpek çok ilginçtir. Bu stüdyolarda konuştuğumuz bir şeyin ben geçen Sayın Fatih Erbakan'ın İsmail Saymaz'a verdiği Hı. röportajda dinlendiğini gördüm. Ve oradan da mutlu oldum. Sebebi şu. Şimdi biliyorsun bir tıkanıklık var. AK Parti ile yeni refah arasında bir tıkanıklık var. Tıkanıklık da şu. AK Parti diyor ki bak kardeşim ben yüzde bir buçuk ile falan bu seçimi hani kaybeder mi kaybedersem. Sen de bu oranı alırsan ben senin bozanı da tepende bozayı pişiririm ben sende. Şimdi yeniden refah üzerinde böyle bir baskı var. Çok ciddi bir baskı var. Zaten bunu yeniden refahın kurmayları falan anlatıyorlar. Onlar da diyorlar ki tamam. Hani biz sonuç itibariyle çıktık yola. Cumhur İttifakı'nın ortağı değiliz. Fatih Erbakan da açıklama yaptı. Dolayısıyla biz uzun bir yürüyüş yolundayız. Uzun bir maratondayız. Ve biz size tırnak içinde hani bağımlı değiliz bu konuda. Cumhur İttifakı'nın da ortağı değiliz. Siz öyle bir şey yapın ki hani ne bize eritin hmm. ne de hani biz sizin altınıza bir tahakküme girelim. E dolayısıyla da hani burada kazan kazan modeli uygulayabiliyorsanız uygulayın. Şimdi tabii süreç tıkanınca biliyorsun ben ısrarla dedim ki sürecin ihtimali bir tek Urfa üzerinden konuşuluyor. Vefatiyer Bakan bunu çıktı açık biçimde ifade etti. Dedi ki eğer AK Parti Urfa'yı verirse biz bazı şeyleri düşünebiliriz. Şimdi bu nasıl olur sorusunun cevabı. Şöyle söyleniyor, deniyor ki yeniden Refah İstanbul'da kendi belediye meclis üyelerinde adaylarına oy verir. Hatta ilçe adaylarına da oy verir. Büyükşehir'de AK Parti adayını destekler. Şanlıurfa'da da sağlık gerekçesiyle ki bir gerekçesi var hakikaten AK Parti adayı geri çekilir. Ve dolayısıyla da bu süreç böyle tamamlanabilir. Evet. Şimdi bunu söylediğinde üç tartışma ortaya çıkıyor. Birinci tartışma AK Parti içerisinde çıkıyor. Deniyor ki o zaman siz Fatih Erbakan'ı büyük bir güç olarak karşınıza almıyor musunuz? Bundan sonra Fatih Erbakan bir şekilde sizin tarafınızdan büyük bir güç olarak ortaya çıkmayacak mı? Yani tırnak içinde söylüyorum. Muhalefeti biz kendi elimizde oluşturmuyor muyuz tarzı? Yeniden refah içerisinde de şu söyleniyor. Ya tamam da bu yapıldığı takdirde şu ana kadar yapılmadı. Bize gelecek olan oylar bir şekilde gelir mi? İnsanlar bize kızmaz mı? Tırnak içinde biz diğerlerine benzemez miyiz? Yani diğerlerine benzemezden kastı AK Parti'nin ittifak yaptığı veya işte Millet İttifakı'ndaki diğer partilere benzemez miyiz? İkinci görüşte hayır bir şekilde biz bunu anlatabiliriz hı hı. fakat bunun teşkilatlara anlatılabilmesi lazım. Şimdi benim gördüğüm bu pazarlık süreci devam ediyor. Ben ısrarla hep söylüyorum. Biliyorsun hep söylüyorum hı hı. bunu. Ben son 24 saate kadar bu pazarlığın masada olduğunu düşünüyorum. Olmaz. AK Parti bu pazarlığı şöyle bakar. Eğer İstanbul'da gerçekten kaybedilme ihtimalini görürse son çare olarak yeniden refah kartını masaya sürer. Hani yeniden refah bunu kabul eder etmez o yeniden refahın bileceği için. İkinci konuşulan şey bu kart sürüldüğünde masaya yeniden refahın tabanı bu şekilde oy verebilir mi vermez mi? Orada da işte bu belediye meclis üyeliği o yüzden e, önemseniyor. Bu pazarlığı ben açıkçası... Ee, Fatih Erbakan açıklaması sonrası, Sayın Efkan Alan'ın açıklaması, diğerlerin açıklaması falan bakıldığında ne kadar karşıtmış gibi gözükse de aslında bence kamuoyuna ve tabanlarına bir şey ifade ediyorlar. Durumu ortaya koyuyorlar. Yani herkes onu kaçırıyor. Şimdi Sayın Efkan Ala çıktı dedi ne dedi? Dedik ya 100 ilçeye yakın ilçe hisseder vesaire vesaire. Şimdi yeni nefah çıktı. Kendisine göre dedik ya bu Cumhur İttifakı'nın ortağı değiliz vesaire. Aslında bence ikisi de şu an tabana olan şeyi anlatıyorlar. Yani ne oldu? Şimdi önce o soru sorulacak tabii. Niye anlaşamadınız? Ne oldu? Bence şu an her ikisi onu anlatıyor. Dolayısıyla da... Zemini döşüyor zemin, yani. Zemin, şu an zemin ortada. O zemin neticesinde yeniden refah evet der mi demez mi? AK Parti evetler evet der mi mi bilmiyorum. Ama şu bir gerçek. Şimdi İstanbul seçimleriyle ilgili ben anketlerin çoğuna baktım ki bu akşam birini konuşacağız zaten. Hı hı. Şimdi 16-17 anket yapıldı şu ana kadar. Kondayı hariç tutuyorum çünkü o çok uçuk geldi bana yani 7 çok e, ya yani yedi puan fazla evet, çok, çok yani uç. bir şey söyleyeyim çok yani, gereksiz yani. E, şunu da açık ifade edeyim hani Bekir Ağırdır ayrıldı diye biliyorum oradan Kondan'ın ayrıldı diye biliyorum ben onu genel müdürlükten ayrıldı diye genel müdürlükten ben. mi ayrıldı? Yani 7 e, puan hani çok çok Böyle nasıl söyleyeyim yani ya çok erken bir şey çok inandı ya hiç inandı. Hayır şey olabilir değil. ben bir şey demem çok erken yani çok şimdi neden erken değil. ben şuraya geleceğim. Bana göre şöyle bir etik bir şeyin yapılması lazım. Şimdi bizim en büyük sorunumuz bu seçimlerde genel yerel fark etmiyor. Anket firmalarının uçukluğu gerçekten tırnak içinde milleti enayi durumuna sokuyor. O yüzden bence burada etik bir cezai unsurun olması lazım. Yani ben adamın %2 hata payıyla iş yapmasını anlarım bu iş bilimsel sonuçta yani dünyanın her yerinde nasıl ya yani? Hadi %2 ile yaptın bir de trafik cezalar gibi %10 on üstüne koy hadi %3 de bu hatta payı yapsın. Ama şimdi bir anket firması 8 9'la falan yanılıyorsa 6 ile yanılıyorsa bunun örneklerini gördük seçimlerde. Bence bunun bir müeydesinin olması lazım bir yaptırımın olması gerekiyor. Bu birinci kısım.